Çok sıcak oluyor, özellikle Konya'da. Felsiz hissediyoruz kendimizi. Daha çok soğuk şeyler istiyor insanın canı. Ben hiç etkilenmiyorum açıkçası. O kadar üşüdük ki ve o kadar üşümekten yorulduk ki ben çok mutluyum. Enerji veriyor bana her gün. Yani düşük tansiyonum var evet ama çok sıcaklarda çıkmamaya çalışıyorum. Onun haricinde rahatsız değilim. Valla sıcak havalar yani çok etkiliyor. Akşam falan yani pencereleri açıp yatıyoruz yani şimdi. Bu şekilde gündüzleri zaten biliyorsunuz durumları. Yağlı mesela yeme konusunda mesela iktidarsız olanlara tabii ki etkiliyor yani. Baş dönmesi oluyor. Yani bir yorgunluk, bir bitkinlik, bir halsizlik oluyor. Oluyor yani, bu olmaz değil yani. Normalde İzmir'deyiz biz. Çok sıcaktı. Konya'ya misafirlik için geldik. Yine bayağı sıcak. İlk başta aslında soğuktu. Bugün bayağı sıcak. Tansiyon hastasıyım zaten. Direkt çıkartıyor. Çok fazla aslında güneşte çıkmamamız gerekiyor dışarıya. Tabii sıcak havalar hem yaşlı hem gençleri, herkesi etkiliyor. Özellikle 32 santigrat derecenin üzerinde, %60'ın üzerinde nem olan hastalarda sıcak çarpması dediğimiz, sıcak krampları dediğimiz, eğer altta kronik hastalık varsa, diyabet hastası, tansiyon hastası, özellikle bu hastalıkları çok daha fazla etkileyebilir. Çünkü bunların altta hipertansiyon ilacı, şeker ilacı ve idrar söktürücü ilaçlar kullanabiliyorlar. Sıcak durumunda, böyle sıcak havalarda kan şekeri düşmesi, tansiyon düşmesi gibi şikayetlerle, nörolojik semptomlarla, bayılma gibi, hatta bilinç kaybı gibi durumlarla hastaneye başvurmak zorunda kalabilirler. Özellikle sıcak çarpması dediğimiz komaya kadar götüren bilinç kaybı, dengesizlik, bizim oryantasyon bozukluğu dediğimiz etrafındakileri algılayamama gibi komaya kadar nörolojik hastalıklara sebep olabilir. Bunun dışında gene tansiyon hastalığında beyin kanamasına sebep olabilir. Uzun dönemde de ise biliyorsunuz ultraviyole ışınlarından dolayı bazılarda kanserlere sebep olabilir. Güneş ışınları. Sıcak havalarda mümkünse ister yaşlı olsun ister genç olsun 10 ile 14 arası güneş ışının dik geldiği saatlerde mümkünse dışarı çıkmamaları, güneş ışınlarından uzak kalmaları gerekiyor. Beyaz renkli ve hafif kendilerine sıcak hissetmeyecek kıyafet giymeleri gerekiyor. Bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. Özellikle saat başı yapabilirlerse tabii hani tansiyon hastaları ya da diğer kalp hastaları belki yapamayabilir ama her saat başı bir bardak su yaklaşık 2-2,5 litreye kadar sıvı tüketmeleri gerekiyor. Eğer gene ultraviyole etkilerinden korunmak için güneş kremi, şapka takabilir bu hastalar. Onun dışında tansiyon hastaları tansiyonu düşeceği için biz bu hastalara tuzu az tüketin diyoruz ama çok sıcak olduğu, terlemeye başladığı durumlarda elektrolit kaybı olmasın diye tuzlu, biraz daha fazla tuzlu alabilirler, tuz yiyebilirler diye öneriyoruz. Sıcak hava olunca yiyecekler dışarıda kaldığı zaman güneşin etkisiyle özellikle et türü, tavuk türü yiyecekler, krema içinde tavuk, yumurta bulunduran yiyecekler özellikle sıcak havalarda daha çabuk bozulabiliyor. O yüzden sıcak ishalleri dediğimiz, sıcak zehirlemeleri dediğimiz ishallere sebebiyet veriyor. O yüzden mümkünse dışarıda bozulabilecek yiyeceklerden bulundurmamaları, gene restoran ya da diğer dışarıda hazır yemek tüketen insanların da bunlara dikkat etmesi gerekecek.